Balkona çıkın ve şöylece bir çevrenize bakın. Eğer ki şehir plancısı olacaksanız gördüğünüz her şeyden sorumlu olacaksınız. Ya da sorumlu olan bir ekibin parçası olacaksınız. Hatta ülke düzeyinden yerel ölçüye kadar her türlü yerleşmede fiziksel planlamanın biçimlenmesinde söz sahibi olacaksınız. Kente baktığınızda gördüğünüz yapılaşmadan diğer mimari disiplinlerle ve mühendisliklerle birlikte sorumlu olacağınız gibi istatistikçilerle, ekonomistlerle ve kamu yönetimiyle kentin, bölgenin ya da kırın nüfusu, ekonomisi ve diğer teknik konularında aktif rol alacaksınız. Peki, bu kadar farklı mesleklerle iç içe çalışan bu bölüm neden mimarlık fakültesinde eğitim veriyor? Çünkü kent içerisinde yaşanan ve yaşanması öngörülen tüm olayların planı çizme etkisini şehir plancısı kullanıyor. Ve bu plan çizme sürecinde plancı tasarım kaygısı yaşıyor. Aslında yaşanan bu kaygıyı bazı kentlerde görmemiz mümkün. Eğer şehir ve bölge planlama okuyacaksanız, teorik derslerde öğrendiklerinizi planlama projelerinde uygulamaya çalışacaksınız. Bazen bir yolun genişliğine karar vereceksiniz. Bazen kent içerisinde hastanenin nerede olması gerektiğine. Bazen ülkemizin kalkınması adına neresinin turizm, neresinin sanayi kenti olmasına karar veren bir ekibin parçası olacaksınız. Bazen ise bir yapının en fazla kaç katlı olması gerektiğine karar vereceksiniz. Tabii ki bu noktaya gelmeden önce sizi temel tasarım derslerinden başlayıp bölge planına kadar götüren, bol arazi gezilerinin olduğu, bazen tek başınıza, bazen tüm sınıf arkadaşlarınızla sabahladığınız, boynuzdan uzun paftalara sarılıp çizim masalarında uyuyakaldığınız, kentin ne demek olduğunu anladığınız, işinizi severek yaparsanız zor kısımları bile hoşunuza gidecek, eğer ki sevmeden yaparsanız her anından nefret edeceğiniz bir eğitim hayatı bekliyor. Mesleğin teknik kısımlarını bir başka videoda konuşmak üzere, hoşça kalın.